Değerli seyircilerimiz, Kanal V ekranına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Biz bile hala korkularımız vardır. Böyle ayağımız bir çekinir. Sadece ağrıdığı zaman gitmeye çalışırız ki oysa çok büyük yanlışlıklar yaparız. Çocuklarımız için diş sağlığının ne kadar önemli olduğunu konuşacağız değerli izleyicilerimiz bugün. Biberondan tutun parmak emmesine, süt dişleri, bunların hepsini bizimle beraber olan konuğumuz gayet güzel bir şekilde açıklayacak. Sorularınız varsa 0242 alan kodumuzda 345-45-44 telefon numaralarımız bizimle beraber olabilirsiniz. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizden Başhekim Yardımcımız Sayın Murat Yılmaz bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizi aramızda görmek çok güzel çünkü hakikaten sorularımız var. Biz bile daha çok korkuyoruz. Evet. Hani giderken çekine çekine gittiğimiz o diş merkezleri çocuklarımızın o korkulu rüyasından nasıl vazgeçtirebiliriz? Anne baba olarak ekran başındaki seyircilerimiz bununla ilgili neler yapmalar? Sizden bütün bunları öğreneceğiz bugün inşallah. Evet, bizi davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 24. yılınızı da kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Bugün görsel olarak birçok materyal getirdik. Hepsinden bahsediyoruz evet, hocam. Hepsinden. Bu diş konusunun çocuklarda ve yetişkinlerde korkulan bir şey olmadığını burada herkese göstereceğiz. Hepsini açıklayacağız. Değerli seyircilerimiz, tabii sağlığımız bizim için çok önemli ama spor da yapmamız gerekiyor. Ekran başı hazırsanız, ekranlarınızı biraz daha yaklaşıyorsunuz, televizyonunuzun sesini biraz daha açıyorsunuz. Hadi bakalım spor zamanı. Kadınlarımızı ben de alkışlıyorum. Gerçekten çok güzel bir şekilde sağlıklı olabilmek için spor yapıyorlar. Ellerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık, tüm bedeninize, ruhunuza sağlık diyorum. Ve hemen konumuza başlayalım mı hocam? Evet. Ben hemen küçücük bir diş fırçası elimde şunu göstermek istiyorum. Çocuklarımız gerçekten ilk olarak diş sağlığı, diş doktoruna ne zaman gitmeli? Çocuklarımız dişlerin ağza sürmesi itibariyle diş doktoruna gidebilir ve ağız kontrolü yaptırabilir. Bu da ortalama 6 ile 8 aylık çocuklarda diş doktoruna gitmesi uygun çocuklarım. Yani 6 ile 8 ay oldukları tabii ilk zaman... diş ağza sürdüğü an itibariyle diş doktoruna gidebilirler ve o ağız muayenesi yaptırır. O ne demek ilk diş ağza sürmek ne demek hocam? Yani normalde biliyorsunuz çocuklar dişsiz olarak dünyaya geliyorlar ve süt dişleri belirli bir dönem sonrasında ağza sürüyor. Bu da ortalama çocuklarda 6. ve 8. aydan sonra o dönem içerisinde ilk dişleri sürmeye başlıyor. Yani çıktığı diyelim mi? Hani tabii ilk, hani dişlerin bizim... ağızda ilk görüldüğü diyebiliriz. İlk yani görüldüğü andan itibaren değerli izleyicilerimiz doktora gidilmesinde fayda var. Fayda var evet. Peki zaten o küçük yaşta herhalde doktora gidildiği zaman da bir alışkanlık, bir sevme. Tabii. Nasıl bir alışkanlık olabiliyor? Yani şöyle bir defa doktor bizim biliyorsunuz diş hekimleri genel olarak korkulan bir hekim sınıfına giriyoruz. Sadece çocuklar değil yetişkinler de özellikle korkudan dolayı diş hekimine gitmekte biraz tedirginlik yaşıyor. Çocuklarımızı erken dönemde hani diş hekimine götürür, buradaki işlemlerin ağrı verecek bir işlem olmadığı, çocuğumuzun sağlığı için yapılan işlemler olduğunu gösterirsek, çocuklar ilerleyen dönemlerde daha korkusuzca diş hekimine gidebilir. Evet, ebeveynlere de çok görev düşüyor herhalde. Peki aileler ne yapmalı bu konuyla ilgili? Neler söylemeliler? Yani ebeveynlere düşecek en önemli unsurlardan biri, diş hekiminin çocuğun hani diş sağlığı için bir aracı olduğunu çocuğa öğretmeleri lazım. Hani diş hekiminin yapmış olduğu işlemin çocuğu herhangi bir ağrı vermek için değil, bilakis mevcut ağrıyı gidermek için bir işlem olduğunu çocuğa anlatması lazım bize getirmeden önce ve çocuğu ikna etmesi lazım. Yani çocuğum bak seni diş doktoruna götürüyorum. Diş doktoru dişlerini kontrol edecek. Eğer herhangi bir çürük varsa onları hiçbir şekilde ağrımayacak bir şekilde tedavi edecek ve senin hani yemek yemeni, beslenmeni ve daha güzel gülmeni sağlayacak şeklinde telkinlerde bulunursa en azından çocuk bize başvurduğu zaman, koltuğumuza oturduğu zaman ve ağzını açtığı zaman daha az tedirginlik yaşayacak ve biz daha rahat çalışacağız. Evet hocam bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Biz de elimizden geleni ona göre yapmalıyız. Peki siz hani böyle değişik önlükler, farklı oyunlar, onların dikkatini çekecek, hani bir anda sıkıntıya sokmayacak şekiller yapabiliyor musunuz? Biz şöyle bahsedeyim sizden. Antalya Ağız Diş Sağlığı Merkezi olarak çocuklarımızı ayrı bir klinikte tedavi ediyoruz. Diğer yetişkinlerle aynı ortamda tedavi etmiyoruz. Bu ortamımızda tabii çocukları tedavi ettiğimiz ortam, genel olarak çocuklara uygun. Burada örneğin bir tedavi olurken çizgi film yayınlayabiliyoruz ekrandan. Çocuk hani diş tedavisi olurken
o esnada çizgi film izleyebiliyor. Veya duvarlarımızda çizgi film kahramanları var. Hani biraz daha çocuğu orada korkularını yenmesi için daha çocuğa uygun hale getirdik. Ve bu işi hani yetişkinlerin tedavi olduğu bir ortam değil de sadece çocukların bir arada olduğu bir ortamda sağlıyoruz. Peki hocam, ilk diş hani çıkmaya başladı ve çocuğu size getirdiler. İlk dişi nasıl temizlenir? Nasıl, neler yapılması gerekiyor? Şimdi annelerin dikkat etmesi gereken şey, tabii çocuk belli bir yaşa gelene kadar, yani el yeteneğini kazanana kadar diş fırçası kullanma alışkanlığı olmaz. Olmaz. Çocuk ilk beslenmeye başladığı an itibariyle, yani bu doğumdan itibaren olabilir. Anne çocuğu besledikten sonra eline temiz bir tülbent alıp parmağına ağzının içerisinde dolandırabilir. Ha, bu dişler çıkmadan önce de başlar. Dişler çıktıktan sonra da diş yüzeylerinin üzerinde gezdirerek bu diş üzerinde biriken yemek artıklarını alırsa ağız hijyeni daha rahat olur. Yani aslında daha meme emerken bile, değil mi? Bebeğimiz meme emdikten sonra onun ağzını küçücük bir tülbentle, değerli izleyicilerimiz, şöyle ufak bir şekilde hiç zarar vermeden temizlememiz. Ağız içerisinde gezdirmek en azından orada biriken gıda artıklarını alacağından çürümeyi o anki ağız hijyeni açısından bayağı faydası olacaktır. Tabii o çok önemliymiş. Bakın lütfen bunlara dikkat etmeliyiz. Peki bende çok küçük bir işte diş fırçası var. Bayılıyorum bunlara. Evet, evet. Bir kere hani burada bile çizgi film kahramanları var bunun üstünde. Evet. Çocukların diş fırçalama alışkanlığı ne zaman başlamalı? Anneler bunu ne zaman almalılar? Şimdi bunu yaş olarak genellikle 2 yaşı itibariyle çocukların diş fırçalamasını öneriyoruz. Fakat 2 yaşında hani çocuk diş fırçalamayı bir alışkanlık olarak değil de ilerisi açısından, alışkanlık kazanması açısından 2 yaşında başlamayı tercih ediyoruz. 3 yaşına kadar çocuğa diş macunu kullandırmadan anne baba, ebeveynler dişlerini fırçalarken çocuğun da yanına getirip bu şekilde diş fırçasıyla dişini fırçalarsa çocuk, en azından anne babanın edinmiş olduğu alışkanlığı kendi de kazanmaya yani çalışır. Yani hocam bunun üstüne diş macunu sürmeden 3 yaşına kadar, değil mi? Evet, 3 yaşına kadar sürmeyi çok tercih etmiyoruz. Çünkü çocuklar yutabiliyor. Bunun içerisindeki kimyasal maddelerden dolayı çocuk herhangi bir zarar görmemesi açısından 3 yaşına kadar diş macunu kullanmadan, 3 yaşından sonra mercimek büyüklüğünde, çok fazla değil, mercimek büyüklüğünde bir diş macunuyla çocuk dişini fırçalayabilir. Herhalde şuradaki tablo doğru bir tablo, evet, değil mi hocam? Evet. Hemen arkadaşlarımdan rica edeceğim. Ekran başındaki tüm seyircilerimiz, sizler örnek olmak zorundasınız. Çocuğumuzun işte hani en yakınları sizlersiniz çünkü. İlk bu hani kendileriyle ilgili en önemlisi de ağzı. Tabii bütün hep gülüyor. İlerleyen yaşlarda da dişleri çok önemli. Sağlık bakımından da çok önemli. O yüzden sizlerin örnek olmanız gerekiyor. Bu doğru bir hareket, değil mi? Bu çok doğru bir hareket. Çünkü çocuklar büyüme evresinde her zaman anne baba ve çevresinde bulunan yetişkinleri rol alır. Yani onları kopya eder. Biz çocuğun karşısında dişimizi fırçaladığımız zaman çocuk bunun doğru bir alışkanlık olduğunu algılayacak ve kendi de fırçalamaya başlayacak. Ha, bununla ilgili ev içerisinde çeşitli çocuğu yönlendirmelerde bulunabiliriz. Bunu bir oyun, motive edici davranışlarla çocuğa bu alışkanlığı daha kolay kazandırabiliriz. Neler yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Örneğin mesela diş fırçalarımız var. Bunlar çocuğa bir tane değil de 2 tane, 3 tane alıp böyle resimli, çizgi film kahramanlığı fırçalar alıp her gün biriyle fırçalattırıp bu şekilde çocuğu motive ettirebiliriz. Veya çocuğa fırçasını kendi seçtirebiliriz. Diğer bir uygulamamız, mesela her annenin evde yapabileceği bir diş fırçalama tablosu oluşturabiliriz. Çocuk pazartesi günü sabah ve akşam olmak üzere, salı sabah akşam olmak üzere dişini fırçaladığı zaman buraya bir işaret koyar ve hafta sonunda baktığımız zaman hani çocuğumuz kaç kere fırçalamış, sabah akşam düzenli fırçalamamış mı? Bunu çocuğumuza gösterdiğimiz zaman bir eğlence şeklinde, bir oyun şeklinde çocuğa diş fırçalama alışkanlığını kazandırmış oluruz. Şunu bir daha gösterelim. Ekran başındaki seyircilerimiz de tam ve net olarak görsünler. Değerli seyircilerimiz, bakın haftanın günleri yazıyor bunun içerisinde. Çok da güzel, böyle güneş ve ay var. Hani gündüz fırçalaması, sabahleyin ve akşam olmak üzere. Fırçaladığı zaman onun üstünü hatta boyayabilirsiniz de sizler. Evet, renkli böyle kalemlerle, renkli kalemlerle boyadığınız zaman çok daha onu zevkli ve eğlenceli hale getirmiş olursunuz. Böylece çocuğunuz boyadığı zaman bu tabloyu da doldurursunuz.
durmuş olur, tabii, bitirmiş olur. Evet. Daha eğlenceli, daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. Hem güzel bir alışkanlığı elde etmiş olur, evet, küçük yaştan itibaren, hem de sağlıklı ağza sahip olmuş olur, değil mi? Evet. Ayrı zamanda şöyle bir öneride de bulunabilirim. Çocuklarımızın kendi dişlerini fırçalamasını sağlarız ve bu esnada kendimiz de dişlerimizi fırçalayıp çocuğa gösterdiğimiz zaman çocuk bunu daha kolay öğrenecektir. Aynı zamanda çocuğumuzun da bizim dişlerimizi fırçalamasına sağlayabiliriz. Bu şekilde çocuk bunu bir oyun olarak görür ve alışkanlık olarak edinir. Evet, peki hani bu 2 dakika deniyor hocam. Evet. Bu 2 dakika alışkanlığı da doğru mudur? 2 dakika alışkanlığı ağızda yeterli oral hijyenin, temizliğin sağlanabilmesi için gerekli olan minimum süre 2 dakika. Bunu çocuğumuza öğretebiliriz. Bunu da bir oyun şeklinde öğretebiliriz. Mesela banyomuza bir kum saati koyabiliriz. Evet. 2 dakikaya ayarlı ve bu kum saati tamamen tükenene kadar çocuğumuzun dişini fırçalamasını sağlarsak en azından çocuk süre olarak buna alışmış olur. Hocam çok güzel şeylerden, evet, bahsediyorsunuz. Gerçekten bizim için çok önemli. Çok incitiyorlar bunlar. Hiç aklımıza belki gelmemiş olabilir. Hani mutlaka hani uygulamamız gereken şu tablo benim mesela çok hoşuma gitti. Boyayarak inanılmaz güzel bir şekilde empoze edebiliriz onlara. Kum saati yine, evet, aynı. Evet. Değişik oyuncaklar, değişik renklerdeki diş macunların, diş fırçalarından birkaç tane olması. Onlar da çok önemli. Bir de çocuklar için diş macunu var böyle yine üstünde çizgi film kahramanlarının çilekli, evet, limonlu böyle karışık meyvelerden yapılmış. Bu çocuklar için kullanılan diş macunları özellikle tat olarak yetişkinlerden farklı. Bir de içeriğindeki flor oranı olarak diğerlerinden daha farklı. Ha, bu tatlı olduğu için çocuğun biraz daha kullanmasına motive edici bir diş macunu oluyor. Fakat diş macunları mümkün olduğu kadar çok fazla kullanmıyoruz. Buradaki kriterimiz mercimek bezelye kadar, maksimum bezelye tanesi kadar kullanabiliriz. Peki hocam, işte en önemli noktalardan bir tanesi de biz doğru mu diş fırçalıyoruz acaba? Çocuğumuza da doğru, evet, mu öğretiyoruz? Evet. Hani bu nasıl uygulanmalı? Mercimek kadar dediniz. Yani minnacık macun koymamız gerekiyor macun, üstüne. Yeterli, evet. Hangi hareketleri yapmamız lazım? Bize gösterebilir misiniz? Şimdi ben maketimizin üzerinden böyle şöyle arkaya geçelim. Geçeyim. Evet, burada buyurun. Diş fırçalama, doğru diş fırçalama tekniklerini anlatan bir tablomuz da var. Şimdi burayı model üzerinde size göstereceğim. Şimdi önemli olan şu fırçayı tutuş şeklimiz çok önemli. Şu tarafa doğru yapabilirsek ekran başındaki seyircilerimiz de net görsünler hocam. Burada belirtildiği gibi diş fırçasıyla diş arasında bir 45 derecelik açı sağlayacağız. Şu şekilde, şu şekilde ve her zaman diş etinden aşağı doğru bir süpürme hareketiyle temizleme yapacağız. Şu şekilde aşağı doğru ve ufak elips hareketleri kullanabiliriz. Şu şekilde ön bölgeyi fırçalıyoruz. Arka bölgede yine yani aynı hareketi. Bir altını çizmek istiyorum burada. Bastıra bastıra temizlemek, bastırmak herhalde bir temizlik anlamına gelmiyor. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Bastırmadan, değil mi hocam? Öyle, nazik, evet, bir şekilde. Zaten buradaki 45 derecelik açının sebebi de bu. Yani direkt diş etine ve dişe kuvvet uygulamadan yumuşak bir şekilde. Burada amacımız dişin yüzeyine yapışmış gıdaları dişin üzerinden uzaklaştırmak. Temizlemek, evet. Şu şekilde yukarıdan edelim. Yani yukarıdan dediğimiz zaman diş etinden dışarıya doğru şu şekilde süpürüyoruz. Arka bölgede aynı şekilde 45 derece tutuyoruz ve diş etinden aşağı doğru süpürme hareketiyle temizlemeyi sağlıyoruz. Yine iç yüzeylere bakalım. İç yüzeylerde de yine şuradan göstereyim. Aynı şekilde 45 derece tutuyoruz ve diş etinden her zaman dışarıya doğru buradaki gıda artıklarının dişten uzaklaşmasını sağlıyoruz. Çiğneyici yüzeylerimizi nasıl temizleyeceğiz? Bunları da dişimizi düz tutup şu şekilde ileri geri hareketle buradaki yiyecek artıklarını uzaklaştırmış olacağız. Ve alt bölgede, alt ön bölgede yine diş etinden dışarıya doğru yemek artıklarını uzaklaştıracak şekilde fırçalıyoruz. Ve bunu aynı şekilde üst dişimizin ön bölgesinde de diş etinden dışarıya doğru yemek artıklarını uzaklaştıracak şekilde temizliyoruz. Şimdi burada önemli olan yemek artıklarının, gıda artıklarının tamamen ağızdan uzaklaştırılmasıdır. Ve bunun için de gerekli olan minimum süre 2 dakikadır. İki dakika. Yani biz çoğu zaman dişimizi 30 saniye, 40 saniye fırçalayıp
bırakıyoruz. Ama ağızda yeterli, gerekli olan oral hijyeni, yani ağız temizliğini sağlayamamış oluyoruz. 2 dakika. Evet. Bir tavsiyemiz de şu şekilde. Dilimiz var biliyorsunuz. Gıda yemeklerimizi yerken gıdalarla en çok temas eden şeylerden biri de dilimizdir. Dilimiz, evet. Ve dilimize yapışan gıda artıkları da oluyor. Hı hı. Bunu da ya fırçamızın arka yüzeyi pürüzlüyse, hı hı, mesela örneğin bu fırçamızda olduğu gibi, evet, bununla ileri geri hareketle bu yüzeyini, dilin yüzeyini temizleyebiliriz. Hmm. Yani dilimizi de temizlemeyi unutmuyoruz. Evet. Nazik, evet, nazik hareketlerle. Hep etten değil mi? Diş etimizden. Diş etinden, dışarıya her doğru. Zaman diş etinden, hı-hı, uzaklaştıracak şekilde. Bu şekilde ve şöyle 45, hı-hı, derecelik açı önemli. Yani burada maksat diş fırçasının kıllarının diş etine zarar vermemesi. Evet. Bu şekilde buradan gıdaları uzaklaştırabiliriz. Peki böyle daha iyi, daha temiz, daha düzgün olmuş oluyor. Bunu da mutlaka ve 2 dakika boyunca yapmamız gerekiyor. 2 dakika sürmesi lazım. Hani bunun altında olan fırçalamalar yetersiz ağız temizliğine sebep olmaktadır. Yani dişimizi fırçalasak bile diş çürümelerine sebep olmak. Peki biz yetişkinler de yine aynı şekilde yapacağız. Aynı şekilde. Aynı. Bu fırçalama hani çocukta da yetişkinde de aynı şekilde. Aynı şekilde. Evet. Çünkü ağzımız bizim için çok değerli, değerli izleyicilerimiz. Onların temiz olması, dişlerimizin temiz olması ve dilimizin de temiz olması, evet, ağzımızın her bakımdan sağlıklı olmasını sağlayacaktır mutlaka. Peki diş fırçası seçimi nasıl yapılmalı hocam? Şimdi diş fırçası seçimi çok neye önemli. Hani bununla ilgili televizyonlarda birçok yayın, reklam izliyoruz. Fakat bizim için önemli olan kriterler var, hı, diş fırçasında. Bunları seçerken ona dikkat etmeliyiz. Ben mesela size çok basit bir diş fırçası göstereceğim. Evet. Bu bizim Sağlık Bakanlığımıza ait bir diş fırçası, hı hı, ve biz ağız diş sağlığı merkezimizde, evet, bunları gelen hastalarımıza verip oral hijyen eğitimi yapıp bunları hastalarımıza veriyoruz. Evet. Şimdi burada önemli olan fırçanın düz olması. Düz olması. Fırça başlığı seçerken, baş kısmı seçerken kullanıcı, yani kullanıcı kimse, çocuk veya yetişkinse onun ağız büyüklüğüne uygun olmalıdır. Çok, hı hı, büyük, hı, ya da çok küçük fırçalar seçilmemelidir. Evet. Aksi istenmediği sürece, bir hekim tarafından aksi istenmediği sürece mümkün olduğu kadar yani kılların orta sertlikte olanı tercih edilmelidir. Orta sertlikte. Orta sertlikte. Olanı. Ama kişinin ağız durumuna göre hekimin yönlendirmesiyle yumuşak ya da sert fırçalar kullanılabilir. Yani fırçanın aslında yumuşak, orta derecede ve sert olma 3 evet, tane 3 derecesi var yani. O yüzden değerli izleyicimiz buna dikkat etmemiz lazım. Fırça seçimimizde de düz olması. Yani bu da gördüğünüz örnek gibi olarak aşağı aynı, yukarı hemen aynı hemen özellikten. Dümdüz olmasına dikkat ediyorsunuz. Doktor tavsiyesine göre yumuşak, orta ve sert düzeydeki kılların olmasına da herhalde özen göstermemiz gerekir değil şimdi mi? Şimdi bu kıllarda da normalde şu uç kısımlarının yuvarlatılmış olmasına dikkat edeceğiz. Uç diş etine zarar vermemesi açısından daha yuvarlatılmış şekilde olmasına dikkat edeceğiz. Ha, çocuklarda biz genelde yumuşak olan fırçaları en tercih yumuşağı, ediyoruz. Değil mi? Yumuşak en böyle olanı tercih ediyoruz. Ve bu şekilde ağız yapısı daha küçük. Bu tabii çocuğun yaşına göre değişebiliyor. Ve burada önemli olan çocuğu biraz önce de anlattığımız gibi motive etme açısından bu şekilde figürler, çizgi film kahramanları, bunları kullandığımız zaman çocuk en azından bunu eline alıp fırçalamak için bir motive olmuş olur ve daha fazla fırçalar dışında. Evet, daha eğlenceli bir hale, evet, getirmiş oluruz ve ağız büyüklüğü de çok önemli. Tabii ki de hani bizim diş maketimiz burada kocaman olduğu için koskocaman bir fırçamız vardı değerli seyircilerimiz. Size, herkesin bir çocuk ağız modeli göstereyim. Tabii o daha minik olduğu evet, için minnacık bir diş fırçası lazım. Bunların hepsinin detaylarını anlatacağız. Evet. Kısacık bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yine sizinleyiz. Bizden ayrılmayın. Değerli seyircilerimiz, ağız ve diş sağlığı merkezimizden başhekim yardımcımız Sayın Murat Yılmaz'la devam ediyoruz. Çocuklarımızın dişlerini nasıl fırçalamamız gerektiğini, nasıl temizlenmesi gerektiğini, 6 aylıktan itibaren neler yapılması gerektiğini hocam bize anlattı gayet güzel bir şekilde. Peki hocam, çocukların dişleri neden çürüyor? Şimdi çocuklarımızın dişleri neden çürür? Öncelikle çocukluk döneminde haliyle çocuk dişlerini fırçalayamıyor, hı hı, ve ağız hijyeni yeterli düzeyde olmuyor. Biz çocuklarımızın dişlerinin çürümemesi için ebeveyn olarak, anne baba olarak çeşitli önlemler almamız gerekiyor. Şimdi burada tablomuzu mesela görelim. Hocam. Çocukların dişleri ne zaman sürüyor?
6 ile 12 ay arasında ilk dişlerimiz sürmeye başlıyor. Yani çıkan dişler ilk 6 ile 12 ay arasında çıkan dişleri süt dişleri mi diyoruz? Süt dişleri diyoruz bunlara. Ve bu ilk süt dişi ağızda görüldüğü an itibariyle bizim bazı önlemler almamız gerekiyor. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi beslenmeden sonra mutlaka bir tülbent, temiz bir tülbent yardımıyla çocuğun dişlerini silebiliriz. Burada çocukların diş çürümesine sebebiyet veren bazı faktörler var. Bunlardan en birincisi biberon çürüğü dediğimiz çocuklarda görülen çürükler var. Evet, çok duyuluyor değerli izleyicilerimiz. Biberon çürüğü oluştu, biberon çürüğü. Yani evet. Bu çok duyulan bir şey. Hakikaten neden çok mu biberon kullandıkları, emdikleri için hani? Bu biberon çok kullanmaktan ziyade biberonun hatalı kullanmasından kaynaklanan oluşan bir çürüktür. Nasıl oluyor hocam? Sebebi de şu. Biberonu anne çocuğa biberonla beslediği zaman sütün içerisine bal, pekmez gibi tatlandırıcılar ilave ediyor. Doğru. Ve çocuk bunu tatlı bulup tadını değiştirdiği için biraz daha fazla alsın, biraz daha fazla yesin diye tatlı gıdalar içine koymayı tercih ediyor. Yaparız hocam, yaparız. Ama bu şekilde gördüğümüz gibi biberon çürüklerinin oluşmasının en büyük sebebiyeti. Mutlaka ya biberondaki sütün içerisine bal ya da pekmez mutlaka bir katarız içine. Mutlaka değerli izleyicilerimiz bunlardan tatlansın. Hani çocuk biraz daha ya vitamin alsın ya gelişsin diye. Ya da o emzikler vardır ya o emziğe bunu batırırız hemen ağzına. Evet. Bala da aynı şekilde yine pekmez, bal, reçel bu gibi tatlı olan bütün her şeye biberon ve emziklerde kullanırız. Ama oysa yanlışmış. Yanlış ya da bu bittikten uygulama. Sonra mutlaka güzel bir şekilde temizlememiz dişlerin, gerekiyordu değil mi? Temizlenmesi lazım. Mümkün olduğu kadar bizim tavsiye ettiğimiz sütün sade bir şekilde çocuğa biberonla veriliyorsa sade bir şekilde verilmesi ve çocuğun bir yaşı itibariyle artık biberon değil de kaşıkla beslenmesi sağlanması. Aynı zamanda beslenme yapıldıktan sonra çocuğa en azından su içirilerek ağzın mekanik olarak temizlenmesini sağlanması bu şekilde çürüklerin oluşmasına engel olacaktır. Evet, bir de süt dişlerinin çürümesi ne gibi zararlar verebilir hocam? Şimdi şöyle diyelim, yani bu genel olarak tüm dişlerin çürümesinde görülen unsurlar olup bir defa çocuğun beslenmesini olumsuz yönde etkileyecektir. Çocuk ağrıyan, apse yapan bir dişle rahatça yemek yiyemeyecek, ağrı duyacak ve beslenmesi azalacaktır. Görünüm olarak bir defa kötü bir görünüm olacak ve bu çocuğu olumsuz olarak etkileyecektir. Konuşmasını etkileyecektir. Bu şekilde çocukta olumsuz etkiler oluşturacaktır. Peki hocam, korumalı, nasıl korumalı? Bu dediğiniz sadece bu yöntemlerle mi koruyacağız çürümesini? Yani başka neler yapılabilir mesela? Şimdi bu anlattığımız yöntemler... annenin ve veya babanın evde kendi başına uygulayabileceği yöntemlerdir. Bir de şöyle diyoruz, hani çocuklarınız ilk dişleri ağzında görüldüğü an itibariyle diş hekimimize kontrol muayenesi için veya tedavi için götürün diyoruz. Ve bu bizim profesyonel olarak diş hekimlerinin uyguladığı koruyucu yöntemlerimiz var. Şimdi bunlardan da kısaca size bahsedeyim. Bizim çocuklara uyguladığımız uygulamalardan birincisi flor uygulaması. Flor uygulaması. Flor dişi çürümeye karşı daha dirençli hale getirir. Dişin daha zor çürümesine sebebiyet verir. Bunu uygulamamızda genelde birkaç yöntemi var. Flor jel uyguluyoruz. Örnek uyguladığımız bir örneği size getirdim. Flor jel uyguluyoruz. Çok basit bir uygulama. Çocuğu hiçbir şekilde korkutmayacak bir uygulama. Bunu özellikle getirdim ki bizi izleyen anneler, babalar ve çocuklar bunun ne kadar basit bir işlem olduğunu... Nasıl bir yöntem, nasıl yapılıyor? Gösterelim hocam. Gösterelim size. Şimdi şöyle, çocuk ağzına uygun yapılmış, köpükten yapılmış, çok hafif bir malzememiz var. Bunun içerisine flor jelimizden uyguluyoruz. Böylece çocuklarımızın dişlerinin daha az... Daha güçlü hale gelmesini sağlıyoruz. Çürümesini Çünkü florun... Çok da güzel bir kokusu var değerli seyircilerimiz. Öyle hani... Evet, bu normalde genelde meyve aromalarıyla tatlandırılmış uygulamalar oluyor. Bu şekilde koyduk. Bunu çocuğa aynı anda şu büktüğümüz zaman alt ve üst çeneye aynı anda uygulayabiliyoruz. Ve çocuğun ağız içerisine yerleştiriyoruz. Şurada basit bir uygulama şeklinde size göstereyim. Bu üst çenemiz, çocuğumuzun üst çenesi, alt çenesi de mevcut. Bu şekilde çocuğun ağzına yerleştirdiğimiz zaman dişleri bunu en az 2 dakika boyunca ağızda bekletiyoruz.
ve diş yapısının daha güçlü hale gelmesini sağlıyoruz. Süt dişleri için geçerli hocam bu, değil mi? Normalde fluoru yaş sınırlamamız yok. Evet. Yani 1 yaşından 100 yaşına kadar her insana doktor uygun gördüğü takdirde uygulayabiliyoruz. Ama çocuklarda özellikle ağız temizliği mekanik olarak, diş fırçalama olarak yetersiz olduğu için bu uygulamalar biraz daha dişleri güçlü hale getirip çürümeye karşı dirençli hale getirebilir. Ama hani sadece çocuklara uygulanacak diye bir şey yok. Ama genel olarak 5 yaş sonrası, yani okul çağındaki çocuklara uyguluyoruz. Reklam arasında yani bana da uygulayabiliriz değil mi? Uygulayabiliriz, evet. Tamam, o zaman reklam arasında her yaş yapılabiliyormuş değerli seyircilerimiz. Flor uygulamasını gayet güzel, çok önemli. Peki bu ama yani hani çürük olmadan yapılması daha önemli tabii değil ki, mi? Tabii ki. Tabii bunlar zaten çürüğün oluşmasını engelleyen koruyucu yöntemler. Peki hocam şurada bir tablo görüyorum. Mesela evet. Kesici dişler diyor. 6 evet. ile 12 ay arasında kesici dişlerimizin çıktığını evet, gösteriyor. Evet. Hangileridir? Bize bir örnek buradan gösterebilir misiniz? Buradan gösterelim. Net bir şekilde kesici size, dişler kesici hangi dişlerimiz dişlerimiz? Hangisidir? Şimdi şöyle bahsedeyim size. Bu yetişkin ağzı. Evet. Yetişkin ağzından bahsedelim. Evet. Kesici dişlerimiz çocuklarımızın... Aslında çocuk ağzından bahsedersek hocam, olur. Bunun üstünde göstersek bunun üzerinde olur mu? Gösterelim. Bunun üzerinde veya şuradaki bir çocuk ağzı modelimiz var. Bunun üzerinden size gösterebilirim. Evet. Kesici dişlerimiz ağza çıkan ilk dişlerdir. Bunlar evet. 6 ile 12 ay arasında çocuğun yaşına, yani gelişimine göre, beslenmesi gününe göre, genetik faktörlere göre farklılık gösterir. 6 ile 12 ay arasında ağza sürer. Bunlar ilk, şu şöyle söyleyeyim, sağ taraftan ve sol taraftan ilk 3 dişimizdir. Evet. Bunlar kesici dişlerdir. Bunun 18-24 yaş arasında çıkan şu üçüncü dişimiz köpek dişi. Hocam biraz daha bu tarafa doğru gösterebilirseniz tabii. Çok daha net görülecek. Bu ön bölgedeki dişlerimiz kesici diş olarak adlandırılır. Bunun ilk iki dişi, öndeki ilk iki, ben sağ ve sol olarak anlatıyoruz. Yani ilk ön 4 tane dişimiz evet. 6 ile 12 yaş ay aralığında çıkar. 6 ile 12 evet. ay aralığındaki kesici dişlerimiz öndeki dişlerdir değerli öndeki seyircilerimiz. Dişlerimiz üst var. Dişler için de aynı şey geçerli. Aynı şekilde değil mi? Bu anlattıklarım üstteki 4 diş aynı şekilde. Ve alttaki dişler. Evet, evet. Daha sonra bu dişler çıktıktan sonra birinci süt azı dişimiz sürer. Bu da 12 ile 18 yaş ay aralığında şu gösterdiğimiz, yani birinci süt azı dişimiz, 4 numaralı diş olarak tabirimiz, bunu adlandırıyoruz. Evet. Bu sürer. Daha sonra 18 ile 24 ay içerisinde köpek dişlerimiz sürer. Yani çocuklarda da aynı yetişkinlerde olduğu gibi köpek dişleri mevcut. Bu da üçüncü dişimiz olarak sürer. Daha sonra ikinci süt azı dişimiz de 24 ile 36 ay arasında 5 numaralı diş olarak sürer. Ve toplam çocuğumuzun ağzında 20 tane süt dişi süt oluşur. Süt dişi oluşmaya başlar. Yani çocuğumuz 2,5 yaşına geldiği zaman ortalama olarak ağzında 20 tane süt dişi, altta 10 tane, üstte 10 tane olmak üzere 20 tane süt dişi ağza sürmüş olur. Evet, peki hocam biz koruyamadık, flor da yaptırmadık. Aslında çok basit bir yöntemmiş değerli izleyicilerimiz. Evet. Lütfen bundan çocuklarınızın dişi daha 6-12 ay arasında çıkmaya başladığı andan itibaren gidip flor yaptırmanız lazım ki daha güçlü bir koruyucu olmuş olur. Hani siz ne kadar pekmezden, baldan uzakta dursanız ya da onları verdikten sonra ağzını temizleseniz de yine bir ek koruyucu çocuklarınızın dişlerinin sağlığı için gereklidir. Mutlaka flor yaptırmanızda fayda var. Oldu, bakamadık hocam biz. Evet. Çocuğun süt dişleri çürüdü. Ne olacak? Şimdi süt dişleri tıpkı yetişkin dişleri gibi tedavi edilebilir. Şimdi genel olarak şöyle bir kanı var. Süt dişi bu. Nasıl olsa düşecek, nasıl evet. olsa yerine yenisi gelecek gibi. Bunları dökülüyor neden diye dökülüyor süt diye dişleri dökülür. Neden tedavi ettirelim gibi bir ön yargı var. Fakat bu yanlış bir düşünce. Çünkü süt dişleri normalde çocuğun beslenmesi için önemli, konuşması için önemli, sağlıklı bir gülüş için önemli. Ha bir de ekstradan alttan gelecek olan, bakın şu şekilde alttan gelecek olan daimi dişler. Evet, evet. Daimi dişler içinde doğal bir yer tutucu, yani yeri koruyucu özelliği var. Bu sebeple mümkün olduğu kadar süt dişlerinin doğal yolla ağızdan uzaklaşmasını sağlamalıyız. Bunun için de gerekli tedavileri,
dolgu, kanal tedavisi veya diğer tedaviler uygulayarak mümkün olduğu kadar süt dişini ağızda tutmaya çalışmalıyız. Oldu ki diş çok çürüdü, çekmek icap etti. Ya da herhangi bir kaza, travma, çocuklarda çok görülen düşme, o gibi durumlarda dişimizi kaybettik. Evet. Bu durumda ne yapacağız? Burayı eğer korumazsak, bu çekilen diş boşluğunu korumazsak, komşu dişlerimiz, arkada ya da öndeki komşu dişler buraya doğru yatmaya hareket edecektir. Ve alttan gelecek olan dişin çıkmasını engelleyecektir. Biz buradaki çıkan dişin boşluğunu korumak zorundayız. Bunun için de bizim kendi merkezimizde de uyguladığımız bir örneği size getirdim. Yer tutucu uyguluyoruz. Bu nedir hocam şimdi? Bu çocuklarda örneğin çocuğun şurada 4 numaralı dişi çekilmiş. Evet. Bu diş çekildikten sonra bu boşluk yan öndeki ve arkadaki dişler hareket ederek bu boşluğu küçültüyor. Ve bu gördüğümüz şekilde dişin yukarıya çıkması için, yani şuraya sığması için gereken boşluğu daraltıyor. Biz bunu daralmaması, küçülmemesi için yer tutucu dediğimiz bir uygulama yapıyoruz ve bunu buraya sabitliyoruz. Bu şekilde arka dişten destek alıp ön dişe de temas ettirerek bu dişlerin öne ya da arkaya hareketini engelliyoruz. Ve alttan gelecek olan kendi dişimiz, yani yetişkin olan dişimizin de böylece onun yerine daha yukarıya çıkmasını sağlayabiliyoruz. Evet. Peki o zaman süt dişleri önemli mi hocam? Tabii ki. Yani biraz önce de bahsettiğim gibi süt dişleri hani konuşma, beslenme, gülme yönünden önemli. Bir de bu ana dişlerin ağza rahat sürmesi, yani ağza rahat çıkması ve doğal şekilde dizilmesi için süt dişlerin mutlak surette doğal olarak ağızdan uzaklaşması gerekiyor. Yani şu aralıklar bizim için çok önemli. Şimdi bu aralık kapandığı zaman çocuğun bu dişi yukarı süremeyecek. Bu sefer ya burada kalacak, çene içerisinde kalacak ya da farklı bir yerden çıkarak çapraşık dişler, eğri dişler şeklinde oluşum olacak. Bunlar da daha yani zor tedavilerin yapılmasına sebebiyet verecek. Peki hiç süt dişleri çaprak çapraz, yani hani böyle karmaşık olaraktan çıkabilir mi? Şimdi burada hep biz çok güzel bir şekilde görüyoruz ama evet. Düzensiz çıkabiliyorlar mı hocam? Yani genel olarak düzenli çıkıyor ama süt dişlerinde ufak tefek eğrilikler olabilir. Aralarında açıklıklar olabilir. Ama normal şartlarda bunlar ağızda durduğu sürece alttan gelen dişler için bir koruyucu, yer koruyucu olarak her zaman görev yaparlar. Bu çok önemli. Bakın değerli izleyicilerimiz, süt dişleri düşüyor. Aa diyoruz, olsun süt dişi bu düşsün, yeniden diş gelecek, gelecek. Ama oradaki o boşluğu eğer siz korumazsanız, şurada hocamın göstermiş olduğu sadece küçücük bir tel aslında metalle, bu. Metalle orayı koruyoruz. Ufacık bir metalle eğer korumazsanız alttan gelecek dişin yumuk olmasına, çıkarken daha böyle farklı açılarda olmasını sağlar. O yüzden burayı koruyup onun daha böyle düzgün bir şekilde çıkmasını sağlayabilirsiniz. İleride hiç olmazsa tel tedavisi, değil mi? Tabii çok ki, şu anda tabii. O kadar çok rastlıyoruz ki ortodonti tedaviler yapılıyor. Hep bu çarpak olduğu için. Çapraşık dişlerden kaynaklanan tedavidir. Hem pahalı bir tedavi hem de çocuğun oldukça uzun bir zamanını alan tedavi. Ama biz bu şekilde küçük önlemlerle daha büyük tedaviler oluşmadan çocuğumuzu korumuş oluruz. Hocam ben 5 yıl ağzımda tellerle yaşadım. Evet, 5 çok, yıl. Yani kişiyi psikolojik olarak da etkileyen, beslenmesinde zorluk yaşadığı bir uygulama. Ama estetik olarak çok güzel bir uygulama. İhtiyaç hani duyulduğu zaman mecburen yapılması gereken bir uygulama ama bizim buradaki maksadımız koruyucu tedavi. Yani koruyucu hekimlik olarak bu şekilde daha komplike bir tedaviye ulaşmadan basit çözümlerle çocuğumuzu tedavi etmek. Evet, o yüzden süt dişlerine çok önem vermeliyiz. Düştüğü zaman kesinlikle hemen bir doktora gitmeliyiz. Ve diş doktorlarımızın bu şekilde bir, aslında çok güzel bir şekilde anlattınız hocam. Şimdi süt dişlerinin önemini öğrendikten sonra düşen dişlerin hepsinin yerine alttan geleceğine ve alttaki dişlerin de düzgün olması için bu tedavinin yapılması gerektiğini anlamış olduk. Evet, bunun dışında peki çürüdü dişlerimiz. Nasıl? Dolgu yapılabiliyor mu süt dişlerine? Dolgu yapılabilir. Süt dişlerimize normal yetişkinlerde olduğu gibi dolgu yapılabilir, kanal tedavisi yapılabilir. Yani yetişkine uygulanan tüm tedavi yöntemleri çocuklarımıza da uygulanabilir. Biz bunun için biraz önce de bahsettiğim gibi merkezimizde bulunan pedodonti denilen çocuk dişine bakılan kliniğimizde çocuklarımızın tüm tedavilerini yapmaktayız. Size bir aynı zamanda koruyucu yöntemlerden, hani çocuğumuzun dişleri çürümesine nasıl engel olabiliriz?
Bununla ilgili bir örnek daha uygulayacağım size. Evet hocam, buyurun. Süstür örtücü diye bir uygulamamız var. Evet, duymuştum. Biz bunu merkezimizde de hastalarımıza uyguluyoruz. Bunu size burada uygulamalı olarak anlatacağım. Evet. En azından ne kadar basit bir uygulama olduğunu ve ilerisinde de ne kadar faydalı bir uygulama olduğunu size göstereceğim. Yani bu da dişleri koruyan bir uygulama, evet, değerli izleyicilerimiz. Evet. Flordan sonra füsür dediğimiz. Füsür örtücü dediğimiz bir uygulama. Bir uygulama. Şimdi dişlerin yapısal olarak baktığım zaman çiğneyici yüzeylerinde, evet, şu şekilde girintiler var. Çıkıntılar füsür dediğimiz, çukurlu, füsür dediğimiz çukurluklar mevcut. Şimdi biz bu çukurlar çiğneme sırasında aldığımız gıda artıkları bu çukurlarda birikerek, evet, daha sonra çürüye sebebiyet vermekte. Veriyor. Çünkü o dönemde çocuğun diş fırçalama alışkanlığı veyahut da ağzı temizleme alışkanlığı yeterli düzeyde olmadığı için çürük oluşma riski daha yüksek. Biz bu riskleri ortadan kaldırmak veya biraz daha azaltmak için uygulamalarımızdan biri de füstür örtücü uygulaması. Evet, füstür örtücü. Şimdi bunu ben burada size göstereceğim. Şimdi bu uygulamadan önce mekanik olarak dişin yüzeyinden tüm gıda artıklarını uzaklaştırıyoruz. Bunu tabii klinik ortamında yapıyoruz. Uzaklaştırıyoruz ve asitle burayı biraz pürüzlendiriyoruz. Zarar verme bu dişlere asit? Hayır, herhangi bir zararı yok. Çok düşük düzeyde bir asit. Sadece mikro düzeyde aşındırma yapıyor ki uyguladığımız materyal bu dişe yapışsın, bu dişe tutunsun. Şimdi bu uygulamaları yaptık. Süt dişlerine yapılıyor değil mi hocam? Süt dişlerine, evet, yapılıyor. Aynı zamanda daim dişlere de uygulanıyor. Onları anlatacağım size. Ve koruyucu amaçla, evet, yapılıyor. Evet. Süt dişlerine yapılıyor değerli seyircilerimiz. Ve ilk önce dişler açılıyor. Güzel bir şekilde temizleniyor. Evet. Ama klinik bir ortamda temizlenerek. Tabii bir diş hekimi tarafından. Şimdi burada dikkat her edilecek. Her yerde yapılıyor mu bu hocam? Yani normalde tüm diş hekimlerin uygulayabileceği basit bir uygulama. Basit bir uygulama. Bizim Ağızdiş, Antalya Ağızdiş Sağlığı Merkezimizde de yoğun bir şekilde uyguluyoruz. Uygulanıyor, evet. Şimdi şöyle anlatayım. Bunda kıstas şöyle. Diş ağza sürdükten sonra eğer 3 yıl boyunca çürümemişse o dişin artık çürüme riski zayıftır. Bu uygulamayı yapmamıza gerek yok. Ama diş ağza sürdükten sonra 1 yıl içerisinde uygulayabiliriz. Bunu süt dişlerine uygulayabildiğimiz gibi. Şunu bir altını çizelim, tabii, hocam. Değerli izleyicilerimiz, 3 yıl çok önemli. Eğer dişler çıkmaya başladı, ağzınızda dişleri gördüğünüz çocuklarınızın ve bu 3 yıl içerisinde çürümüyorsa bir daha çürüme imkanı yok. Ama 1 yıl içerisinde böyle bir işlem yaptırırsanız da hiç çürüme imkanı, yani, yok. Yani çürüme riskini azaltmış oluruz. Çürüme riskini biraz daha düşürmüş oluruz. Gene çürüyebilir ama çürüme diyorsunuz. Çürüme riski var. Peki, tabii hocam, beslenme alışkanlığından, temizlik, ağız fırçalama, diş fırçalama alışkanlığına bağlı olarak risk her zaman var. Bunlardan da ilerleyen, evet, zamanlarda bahsedelim hocam. Çünkü önemli. Neden biz dişlerimizi çürütüyoruz? Neye, evet, dikkat etmiyoruz? Neler yiyoruz da dişlerimiz çürüyor? Bunlardan da bahsedelim. Şimdi ne yapıyoruz hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Çürüme riski en yüksek olan dişlerden biri de ağza ilk süren daimi dişlerimizden, yani sürekli kalacak dişlerimizden biri olan birinci büyük azı dişimiz var. Azı bu dişimiz da 6 normalde 6 yaş dişi olarak biz adlandırılıyoruz, evet, ve genel olarak çocuklarda 6 yaşında ağza sürüyor. Evet. Ha, bu dönemin özelliği nedir? Çocukta aynı zamanda süt dişi mevcut ve artık daimi dişimiz sürmeye başlamaktadır. Evet. Şimdi çocuklarda olan yüksek çürük riskinden dolayı ağızda çürük mevcut olduğundan dolayı bu dişinde çürüme ihtimali yüksek. Hı hı. Şimdi biz bu 6 yaş dişini nasıl koruyacağız? Nasıl koruyacağız? Çocuk 6 yaşına geldi, diş sürdü. Biz bunu ilk bir yıl içerisinde bize başvurdu. Biraz önce anlattığım şekilde temizliğini yapıp pürüzlendirmesini yaptıktan sonra, hı hı, şu şekilde füstür örtücülerimiz var. Evet. Şimdi bunlar neyi sağlıyor? Buradaki füstür çukurlukları daha düz bir yüzey haline getiriyor ve burada gıdaların birikmesine engel oluyor ve çürümesine. Bunu tabii çok ki de küçük bir şekilde size uygulayayım. Gösterebilirseniz hocam bir tane. Şöyle yapalım seyircilerimizde. Ben tutayım isterseniz dişimizi, ben tutayım, siz uygulamayı yapın lütfen. Şimdi görüyoruz şuradaki çukurlukları. Bunun bir şimdi, kere yapılması yeterli mi hocam? Normal şartlarda yapıldıktan sonra 6 ay kontrol edilmesi lazım. 6 ayda bir kontrol. Düşmediği sürece bu diş yani şu uyguladığımız materyal düşmediği sürece herhangi yenilememize gerek yok. Hı hı. Ama düşerse tekrardan uygulayabiliriz. Tekrardan uygulanabiliyor. Düşmediği sürece 6 ayda bir de kontrol yapılıyor değerli izleyicilerimiz. Kontrol yapılırsa en azından, evet, hekim tarafından düşüp düşmediği görülür. Hı hı. Şu şekilde çukurları
Bu materyalle dolduruyoruz. Görüyorsunuz diş renginde. Evet, ben de onu soracaktım şimdi. Beyaz bir renkte. Dışarıdan herhangi bir hiç ağrı veren, yok. Hiç ağrı, acıtan, hiçbir hiç işlem değil. Bir... Bildiğimiz jel kıvamında, krem kıvamında buraya sürüyoruz. Ve bu boşlukları gördüğünüz gibi daha düz bir hale getirdik. Evet, böylece yani yemek artıklarının buralarda kalmasını tamamen engellemiş olduk değerli evet, seyircilerimiz. Sonra bu gördüğünüz gibi jel kıvamında. Evet. Bunu sertleştirmek için de bir ışık kullanıyoruz. Bu şekilde şöyle gösterirsek bunun sertleşmesini sağlıyoruz. Biraz bunu da tuttuktan sonra ne kadar sürüyor hocam? Bu ortalama 20-30 saniye içerisinde kullandığımız materyalin özelliğine göre, markasına göre ortalama 30 saniye, 20 saniye sürebiliyor bunun sertleşmesi. Uyguluyoruz ve bu sertleştikten sonra biraz sonra size göstereceğim gayet düz bir yüzey oluşuyor. Yani çocuğumuz çiğneme yaparken en azından yediği o dişe yapışan gıdalar bu fissür dediğimiz çukurluklara girmiyor ve oralarda birikme yapmıyor. Evet, biz fissür uygulaması yaptık değerli izleyicilerimiz. Evet, geldim, katılaştı bu. Yani size şu metal olarak da göstereyim. Evet. Gayet sert, yumuşak, evet. Yumuşak diyorum, sert ve kaygan bir materyal. Burada gıdaların birikmesine engel olduk. Bu şekilde dişimizi korumuş olacağız. Şöyle elimi şey tabii ki değdirebilirsiniz. Dümdüz oldu değerli izleyicilerimiz. Bakın buradaki dişte bir sürü oyukluklar, çukurlar ve görmüş olduğunuz gibi kesikler var. Buralara yemek artıklarının girmesi, buralardan temizlenmesi çok zor olabilir. Ama şurada burası dümdüz oldu. Gayet rahat bir şekilde yiyecekleri hiç evet. Bir artı bir dikinti kalmadan olmadan beslenmemizi sağlamış oluyoruz. Sağlamış olacak. Bunlar koruyucu yöntemler. Bunlar çocuğun yöntemler, dişinin evet. Çürümesini, çürüme riskini azalttığımız yöntemler. Bunlar da diş hekimi olarak biz uyguluyoruz. Ve ne kadar basit bir uygulama olduğunu, ne kadar korkulmayacak, kolay ve acısız işlem olduğunu size uygulamalı olarak göstermek istedim. Evet, en azından bundan sonra anne babalarımız, izleyen çocuklarımız bu işlemin ne kadar kolay olduğunu görür ve bu tür tedaviler için hekimlerine başvurur. Çok doğru söylüyorsunuz. Ama oldu da değerli seyircilerimiz, dişleri koruyamadık. Rahatsızlıklar ve hastalıklar meydana geldi. Diş hastalıkları nelerdir? Bunların hepsini kısacık bir aradan sonra hocamızla beraber işleyeceğiz. Bizden ayrılmıyoruz değerli seyircilerimiz. Çocuklardaki diş rahatsızlıkları, diş hastalıklarını şimdi merak ediyorum. Ama en çok şu parmak emme olayı vardır hocam. Evet. Dişlerin yani neye yol açar? Dişlerle ilgili bir sorun oluşturur mu? Şimdi parmak emme aşağı yukarı tüm çocuklarda olabilecek bir şey. Fakat bu 1,5 yaşına kadar devam edebilir. Daha sonra çocuk bunu bırakır. Eğer çocuğumuz buna devam ediyorsa, çocuğumuzun dişleri ağza sürdüğü için, ağızda oluştuğu için çeşitli dişsel problemler oluşturur. Bunlar nedir? Çocuk parmağını ağzına soktuğu zaman şu şekilde parmak ağızda girdiği için ön dişlerimiz, üst ön dişlerimiz öne doğru, alt ön dişlerimiz de geriye doğru hareket eder ve çocuğumuz normal ağzı kapalıyken bile ağzı açık bir şekilde yani dişler arasında bir açıklık meydana getirir ve açık kapanış oluşur. Yani sadece bir parmak emme bu kadar dişleri evet. Etkileyebiliyor mu? Tabii ki. Sonuçta orada sürekli olarak dişe uygulanan bir kuvvet söz konusu ve bunlar da dişin hareket edip yer değiştirmesine sebebiyet vermekte ve çocukta ağızda şekil bozukluğu meydana gelmekte. Bu tabii ki dişler arasında açıldığı için beslenmeyi, konuşmayı, onun gibi diğer fonksiyonları etkiler. Benim bir arkadaşım vardı değerli seyircilerimiz. Çocuğu hem şu şekilde ağzını alıyor bir eli öteki eliyle de burnunu. Evet. Burnunda da hem yara oluşmaya başladı ilerleyen zamanlarda hem de hakikaten eli hiç ağzından çıkmıyor. Sürekli burnunu da böyle yaptığı için demek ki bayağı zararlıymış. Peki evet. Bu konuyla ilgili yani parmak emmeyi nasıl engelleyebilirler? Şimdi parmak emme şöyle söyleyeyim 3,5 yaşına kadar tolere edilebilir. Yani 3,5 yaşından sonra çocuk bıraktığı zaman dişler tekrardan eski haline gelme ihtimali yüksek. Fakat 3,5 yaşından sonra devam eden bu alışkanlık dişlerde kalıcı bozukluklara sebebiyet vermektedir. Bu yüzden bunun neden olduğunu anlamamız lazım. Yani sebebini ortaya koymamız lazım.
Genel olarak hani çocuklarda bunun sebebi psikolojik olarak parmak emmenin en büyük sebebi içe kapanık çocuklarda veya aile iletişimi iyi olmayan çocuklarda veyahut da anne babası veya kardeşleriyle arasında problem olan, iletişim sorunu olan çocuklarda ortaya çıkar. Biz öncelikle bunun parmak emmenin neden olduğunu ortaya çıkarıp ve bu faktörleri ortadan kaldırmamız yani gerekiyor. Yani psikologluk da mı yapıyorsunuz hocam? Tabii ki. Yani biz hani sonuçta hasta bize başvurduğu zaman aynı zamanda bir uzmandan da danışma sebebiyle ona yönlendirebiliyoruz, psikoloğa yönlendirebiliyoruz. O da çok önemli. Bakın değerli izleyicilerimiz, yani psikolojik olabilir. O parmak emme dişlere büyük zarar veriyormuş. O yüzden bunu daha dikkatli bir şekilde ebeveynlerin çocuklarını psikoloğa da götürmesi gerekebilirlermiş evet, bu konuda. Peki emzik ve biberon, biberonu bırakmayanlar var. Evet. Şimdi şöyle, biraz önce de bahsettim. Biberonla beslemeyi çocuk 1-1,5 yaşından sonra artık kaşıkla ve bardakla beslemeye başlamamız gerekiyor. Hocam çok özür dilerim kulağıma. Sevgili Ece diyor ki ben 10 yaşına kadar biberon emdim diyor. Evet. Acaba herhangi bir zararı olmuş mu? Şöyle söyleyeyim. Biberon ve emzik parmak emme kadar dişlere fiziksel olarak kuvvet uygulamadığı için parmak emme kadar sorun oluşturmayabilir. Ama biraz önce de bahsettim. Biberonun içerisinde tattan çeşitli bal, pekmez gibi veya tatlı gıdaları da meyve suyu gibi tatlı gıdaları da biberonla verdiğimiz zaman o besin özellikle bakın üst ön bölge dişlerde şuralarda göllenme, birikme yapacağından dolayı şuradaki dişin yapısını bozacak ve buralarda çürümeye sebebiyet verecek. Yani biz mümkün olduğu kadar biberonla beslenme yerine çocuğumuzu 1,5 yaşından sonra normal kaşıkla, bardakla beslemeye başlamamız gerekiyor. Emzikler de yine aynı şekilde ağız içerisinde sürekli tutulduğu zaman dişlere bir kuvvet uygulayacak ve dişlerde şekil bozukluğu oluşturacak. Ha bunlar da çocuğumuz kullanıyor, belli bir yaşa kadar kullanıyor. Normalde dikkat edeceğimiz unsurlardan biri bunların uç kısımların doğal meme ucu şeklinde olmasına dikkat edeceğiz. Yani çocuğun ağız yapısına, ağız büyüklüğüne uygun olmasına dikkat edeceğiz ve dişlere gelen baskıyı, kuvveti minimum o şekilde peki hocam düşüreceğiz. Biberonun bu hani ağzındaki lastiğin de yumuşaklığı, sertliği dişleri etkileyebilir tabii, mi? Tabii. Yani yumuşak sertliği etkiler, şekli etkiler. Ondan sonra kullanım ömrü etkiler. Uzun süre aynı biberonu kullandığınız zaman bunlar hem çürük oluşturma riski yönünden ağız sağlığını olumsuz olarak etkiler. Ağız sağlığını o yüzden ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Ailelerimize buradan yine bir çağrıda bulunuyorum değerli izleyicilerimiz. Lütfen nasıl kesecekler peki? Hani ağlıyor çocuk, biberonsuz hiçbir şey yemek içmek istemiyor. Ne yapabilir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani sonuçta çocuk buna alışmış. Alışkanlıkları kaldırmak çok zor. Aile çocuğu ikna etmek zorunda. Bunu tabii zorlayarak değil, konuşarak çocuğumuza mesela örnek vereyim. Parmak emme alışkanlığı var çocuğumuzun. Evet. Bunun ne kadar bir yanlış hareket olduğunu çocuğumuza anlatabiliriz. Evet. Görsel olarak mesela annelerimiz görsel olarak parmak emen bir çocuğun diş yapısını bir resim olarak gösterebilir çocuğa. Bunun ileride oluşabilir. Tabii çocuk yaş olarak küçük. Bunları algılayamayabilir veya bunları hani çok fazla önemsemeyebilir. Ne yapabiliriz? Örneğin çocuğumuzu bir eldiven giydirebiliriz. Yani parmağı direkt ağza sokmasını engelleyecek bir eldiven kullanabiliriz. Veyahut da çocuğumuza zarar vermeyecek acı tatta bir besin sürebiliriz. Ve çocuk bunu ağzına götürdüğü zaman o acı tattan dolayı bir süre sonra bunu bırakması gerektiğini yani zararlı olduğunu algılar ve bu şekilde bırakır. Ha bizim baş edemediğimiz aile olarak, anne baba olarak hani kaldıramadığımız, bu uygulamaları ortadan kaldıramadığımız durumlarda psikolojik destek de alabiliriz. Yani bunun altında yatan sebepler var mı? Çocuk bunları ilgi çekmek için mi yapıyor veya sevgi eksikliğinden mi yapıyor? Yani veya içine kapanık bir çocuk, agresif çocuk mu? O tür özellikle olan çocuklarda daha sık görülen rahatsızlıklar bunlar.
Bunları da bir uzman desteğiyle ortadan kaldırabiliriz. Bunlar da önemli değerli izleyicilerimiz. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor tabii ki de. Çocuklarımız her şeyden önemli ama onların iyi bir sevgiyle, mutlulukla, huzurla bir ortamda büyümesi bu tür rahatsızlıklardan, yani bunlar bile psikolojik olarak yani dişlerine parmak emmesini sağlayıp da dişlerinin yumuk olmasını, çarpık olmasını sağlayabiliyor. O yüzden çok dikkat etmeniz lazım. Ben hatta o arkadaşıma demiştim, ellerini bağlayalım demiştim. Ellerini bağlayalım, ağzına götürmesin demiştim. Yani, bir de bazı doktorlar da hocam diyorlar ki hiç üstüne düşmeyin, hiç oralı olmayın. Siz ona sürekli elini ağzından çek diye vurduğunuz ve uyardığınız zaman çok daha böyle ters tepebilir. Ters etki yapabiliyor. Çocuğa bunu şiddetle değil, konuşarak anlatmamız lazım. Hı hı. Yani bir şekilde çocuğa bunu göstermemiz lazım. Bunun yanlış olduğunu çocuğa telkinle anlatmamız lazım. Bunu başarabilirsek çocuğumuzu bu alışkanlıktan kaldırmış oluruz. Evet. Bir de uyurken de normalde de diş gıcırdatma olayı var çocuklarda hocam. Genelde şöyle, hani bunun sebebi tam olarak belli olmasa da çoğunlukla strese bağlı, içe kapanık kişilerde veya agresif yapıdaki kişilerde daha sık olarak ortaya çıkıyor. Dışarıya vuramadığı duygularını bu şekilde diş gıcırdatarak bir rahatsızlık şeklinde bize gösteriyor. Ha, diş gıcırdatmayı nasıl anlarız? Bir defa çocuğumuzun dişlerinin boylarının kısaldığını görürüz. Normal boyunda değil de aşınmadan, gıcırdatmadan dolayı oluşan aşınmadan dolayı zaten kısaldığını görürüz. Zaten o ses mutlaka duyuluyordur. Tabii gece özellikle diş gıcırdatma seslerini anne baba çocuğun yanına ulaştığı zaman o sesleri duyar. Yani bunu da özellikle biraz önce de bahsettiğim gibi eğer psikolojik bir sebepten ortaya çıkmışsa bu faktörleri ortadan kaldırmamız lazım. Bizim yaptığımız bir uygulama var. Bu bir nevi tedavi edici değil de koruyucu bir uygulama. Dişlerin birbirine sürtünerek verdiği zararı düşürmek için. Yani aşınıyor ve kısalıyor dişler. Çocuğunuz dişlerini gıcırdattığı zaman dişlerde aşınma oluyor. Keskinliğe gidiyor değil mi hocam? Yani bir şeyler ısırırken daha zorlanıyor. Ağrılar başlıyor dişlerinde. Ağrılar, eklem ağrıları, yüzdeki kas ağrıları mevcut göstermişse veya dişlerde sallanmalar, hareket etmeler başlamışsa bu ileri düzeye gelmiş olur. Bunun için gerekli uzman desteğinin yanı sıra bizim de koruyucu bir önlemimiz var. Ne yapıyoruz bu da hocam? Gece pilağı dediğimiz bir uygulamamız var. Bu da alt ya da üst çeneye uygulanır. Genelde üst çeneyi tercih ediyoruz. Şu şekilde dişlerin üzerine yerleştirdiğimiz zaman, tabii bu çok küçük yaştaki bir çocuğun uygulayabileceği tek birine yeterli oluyor. Nasıl koruyor bizi? Üst çeneye uyguladığımız zaman alt çene ile üst çenenin birbirine dişlerin sürtünmesini. Bu silikon mu hocam? Silikon şeklinde. Şöyle bir göstersene. Çok yumuşak, hani sertlik dereceleri değişiyor. Şöyle dişlerin bir birbirine deyip aşınmasına engel oluyor. Tabii sertliği bunu bir diş silikon, hekimi, diş yapısı var. Diş herhalde ölçüleri alınıyor. Tabii ki bu şekilde bir ağız modeli elde ediliyor. Ve bu model üzerinde uygulandıktan sonra ağza tatbik ediyor. Evet, bu güzel bir şey hocam. Sporcular da bunu kullanıyorlar çoğu zaman. Ağız ve diş koruyucusu olarak kullanılıyor değerli izleyicilerimiz. Ve çocuğunuzun sağlığı için eğer gıcırdatıyorsa mutlaka ölçüsünü alıp bundan bir tane yaptırmanız gerekiyor ki gece yatarken mi? Gece pilavı olarak biz bunu hani uyguluyoruz. Özellikle gece uyguluyoruz. Tabii bunun uygulanması bir uzman tarafından mutlaka değerlendirildikten sonra, yani bir diş hekimi tarafından değerlendirildikten sonra yapılabilir. Çünkü çok küçük yaşta bir çocuğa bunu uygulama şansımız yok. Çocuk bunu ağızda tutamayabilir, gece yutabilir. Bunu çocuğun yaşında uygulanabilir. Yani çocuğun durumuna bakılarak eğer çok ileri düzeydeyse, eklem ağrıları başlamışsa, yüz kas ağrıları başlamışsa ve çocuğun hani fiziksel olarak, zihinsel olarak gelişimi yeterliyse tabii bu çocuktan çocuğa değişir. Ama bir okul çağında, ilkokul çağında bir çocuğa bunu uyguladığımız zaman bunun ağızda durması gerektiği bilincinde olur çocuk. Ama bir 3 yaşında, 4 yaşındaki çocuğa bunu uygulama şansımız yok. Allah korusun yutabilir de. Yani o yüzden hani biraz daha yaş, uzman kontrolünde doktorunuza şekilde giderek bunu halledebiliyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Ufacık bir hemen ölçüsü alındıktan sonra yapılan bir uygulama. Çok kolay bir uygulama. Bir sadece küçük bir şu şekilde bir ölçü materyaliyle alınıp hemen hastaya şöyle teslim edilir. Şöyle gösterelim. Ölçü materyalleri de böyle. Ona benzer kaşık uygulamalarımız kaşık uygulamaları var. Evet.
Siz dediniz ki kaşık uygulaması hemen çocuğu biberondan uzaklaştırıp kaşıkla yedirme alışkanlığı evet, dediniz. evet. Bunu nasıl, hangi dönemde yapmalıyız? Dişler Şimdi hangi durumdayken normal yapılmalı? şartlarda çocuklar biliyorsunuz ilk 6 aylık dönemde sadece anne sütüyle besleniyor ve yavaş yavaş katı gıdalara geçiyor. Çocuğun ağzında dişleri sürdükten sonra yani 1-1,5 yaş sonrasında artık katı gıdaları çiğneme, yani katı dediğimiz çok sert değil ama sıvı olmayan yarı katı şeklinde gıdaları artık yemeye başlayabilir çocuk. Bunu biberonun içerisine koyarak değil de anne kaşıkla verebilir. Bu yaş olarak neye denk geliyor? Ortalama 1-1,5 yaşından sonra çocuğun gelişimi, diş yapısı, fiziksel yapısı göz önüne alarak bunu annelerimiz daha iyi değerlendirir. Kaşıkla anne çocuğunu artık besleyebilir. Yani 1-1,5 yaşından sonra çocuklarımız artık biberonla değil, normal büyük yetişkinler gibi kaşıkla beslenebilir. Tabii bu da bunun da çeşitli yöntemleri var. İşte çocuğa bu kazandırma yöntemleri var. Bunu bir oyun haline getirebilir. Çocuk eline dökse bile kaşık eline verir. Kendi kendine yemeye çalıştırılır. Bu şekilde bu alışkanlık elde edilir. Uçak ve çocuklarımız şeklinde kaşıklar evet, var. Yine evet, evet. Çizgi film kahramanlarından oluşan tabak takımları, kaşıklar var. Böylece biberondan bu şekilde uzaklaştırabilirsiniz. Evet. Değerli izleyicilerimiz, kendilerini çok daha böyle eğlenceli bir hale getirmiş. Yemek yerken gördükleri zaman çok da böyle güzel oluyor. Onların evet. yemek yeme şekilleri, tamam her yer batabilir ama olsun, batsın. Yeter ki çocuğunuz o biberondan, emzikten uzaklaşsın. Kaşıkla yemeye başlasın. Yemek derken çocuklarımızı nasıl beslemeliyiz ki dişleri çürümesin, dişleri hastalanmasın? Şimdi şöyle anlatayım. Dişlerimiz, çocuklarımızın dişleri, özellikle süt dişlerimiz anne karnında 3. ay itibaren oluşmaya başlıyor. Ve bunlar oluşurken annenin beslenmesi bu dişlerin yapısını etkiliyor. Evet. Şimdi öncelikle burada mesela yiyeceklerimiz var hocam. Anlatalım. Leblebi koymuşlar mesela evet, buraya. Genel olarak ben evet. size bahsedeyim bunlardan. Şimdi anne karnındayken çocuk evet hocam, diş oluşumunu etkileyecek besinlerden bahsedeyim size. Mesela burada bir peynirimiz var, evet. yoğurdumuz var. Bunlar kalsiyum bakımından zengin. Kalsiyum dişin yapısını güçlendireceği için hem annenin hamilelik döneminde beslenmesi hem de çocuğun beslenmeye başladıktan sonra şöyle, bu tür gıdaları tüketmesi çocuğun diş yapısını korur. Yoğurt, süt de olabilir mi hocam? Süt, yoğurt, peynir bunlar hepsi kalsiyum yönden zengin gıdalarımız ve diş yapısını güçlendiren gıdalarımız. Şimdi özellikle balıktan bahsedeceğim. Evet. Burada balık yağımız var. Balık yağı var. Balığı da omega. Evet. 3 aydan sonra ben diş olarak anlatıyorum. Hani dişi etkilemesi yönden anlatıyorum. Balığın yapısında bulunan fosfor bizim dişin temel taşlarından biridir. Kemik ve dişin temel taşlarından biridir. Evet. O yüzden haftada en az bir kere annenin balık yemesi anne karnındayken çocuğun diş gelişimine olumlu yönde etki etmektedir. Daha sonra çocuğun dişleri oluştuktan sonra katı besinlere geçtikten sonra da çocuğumuzun bunları yemesi gelecek olan daimi dişlerin daha güçlü hale gelmesini sağlayacağından tavsiye ediyoruz. Evet, balık yağı da değerli izleyicilerimiz tavsiyelerimizin arasında olan özellikle balığın kendisi evet. çok önemli. Her şeye faydası olduğu gibi balığınla mutlaka yani abartmadan, fazla yedirmeden evet, ama evet. çok büyük faydası olduğunu söylüyoruz. Peki burada pekmez var, reçel var. Yani bunlar hani, tabii doğal besinler olduktan sonra tüm gıdalar doğru bir beslenmeyle diş gelişimini olumlu yönde etkiliyor. Fakat biz mümkün olduğu kadar diş çürümesini engellemek için şeker ve şeker ihtiva eden gıdalardan uzak durmak, yiyorsak da belirli ölçüde yemeği tavsiye ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey bahsedeyim. Örneğin evet. bir elma. Evet hocam. Bunu kabuklu olarak yediğimiz zaman elmanın kabuğu yani bu sert bir meyve. Dişlere masaj şeklinde bir uygulamaya ısırdığınız zaman diş etine temas edecek ve masaj şeklinde bir uygulama yapacak ve oranın kanlanmasını artıracak. Bu şekilde diş eti problemlerini azaltacak. Mesela elmanın öyle bir faydası var. Bunun gibi sert gıdalar bu şekilde bir faydası var. Ondan sonra lifli gıdalarımız yediğimiz zaman ağızdaki tükürük miktarını artıracaktır. Şimdi ağızda mevcut tükürük miktarı ne kadar fazla olursa
ağızdaki bakteriler de o şekilde azalır. Mekanik olarak bir temizleme görevi yapar ve ağız içerisindeki bakterilerin dişi çürümesine sebep verdiği gıda artıklarını ağızdan uzaklaştırır. Bu şekilde... Bir daha bir söyleyelim tabii. Hocam. Lifli gıdalar değerli seyircilerimiz, çocuklarımıza ve sizler için de geçerli tabii ki de bu değil mi? Büyükler için de, yetişkinler için de geçerli. Lifli gıdalar bunlar hangileri oluyor hocam? Şimdi elma olabilir. Şöyle bir örnek vereyim mesela. Kereviz olabilir. Bu tür gıdalar lif ihtiva eden, yüksek lif ihtiva eden gıdalar ağız içerisinde tükürük miktarını artıran ve çiğnemesi uzun olan gıdalar. Yani kıstasımız şu olacak. Biraz daha çiğneme süresi uzun olan gıdaları tercih edeceğiz ki çiğneme sırasında bizim tükürük bezlerimiz tükürük salgılasın ve ağız içerisindeki tükürük miktarı artsın. Bu bakterilerden uzaklaşmış oluruz. Tabii. Bakteriler de bize neleri sağlıyor hocam? Dişler için neleri sağlıyor? Yani şöyle söyleyeyim. Bakteriler, ağızda mevcut bakteriler dişlerin üzerine yapışmış bir gıdayı düşünelim. Bunlar genellikle karbonhidrat, yani şeker dediğimiz bu şeker gibi karbonhidrat gıdaları diş üzerinde dururken bakteriler bununla fermente oluyor ve asit meydana geliyor. Bu oluşan asit de dişlerin şu yüzeyini etkiliyor, olumsuz yönde etkiliyor ve çürüğe karşı direncini azaltıyor. Ve bu şekilde hani çok basit bir şekilde daha size anlattım. Daha çabuk çürümesini tabii sağlıyor. Ki. Yani çok ağızda asit ortamı artırıyor. Ağzın belli bir pH'i var. Yani asit baz düzeyi var. Ağzın asit ortama dönüşmesini sağlıyor ve dişlerin daha kolay çürümesine sebebiyet veriyor. Biz de gıdaları tercih ederken ağızdaki bu pH ortamının asit değil de daha nötr halde olacak şekilde gıdaları tercih etmemiz lazım. Bunlardan hani örnek verdiğimiz zaman işte bu şekilde meyvelerden bahsettik, kerevizden bahsettik. Evet. Ondan sonra balığın yapısından, fosfordan dolayı diş yapısını güçlendirdiğinden bahsettik. Ve en önemli gıdalardan biri peynir. Peynir. Örneğin mesela çocuğumuzu tatlı bir gıdayla beslendirdik. O an için dışarıdayız veya çocuğumuzun ağzını temizleyecek bir ortamımız yok. Küçücük bir peynir bile ağza koyduğumuz zaman bu asit ortama dönüşen ağız ortamı tekrar nötr hale gelir. Ve çürüye karşı biraz daha korunmuş oluruz. Ay çok önemli değerli seyircilerimiz. Bakın peynir, lütfen çocuklarınıza peyniri bol bol yedirmeye çalışın. Evet. Hiç yemeyenler var ben biliyorum ama o peynir çok lezzetli, çok da önemli. Özellikle diş sağlığı için de bakın çok çok gerekliymiş. Mutlaka beyaz peyniri yedirelim değil mi? Evet. Beyaz peyniri mutlaka çocuklarımız yesin. Lifli gıdalar, lifli gıdaları ısırdığımız zaman ağızdaki tükürüğümüz daha çoğalıyor ve tükürüğümüzün çoğalmasıyla bakterilerden uzaklaşıyoruz. Çürüklerden böylece kurtulmuş oluyoruz. Daha az oluşmasını sağlıyoruz. Ama şurada yemiş görüyorum hocam. Şimdi, hem de sert yemişlerden yemişler. Var. Evet. Bunlar ne olur eğer çocuklarımıza ne tüketirlerse? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Kuru yemişlerde biraz önce söylediğimiz mantıkla ağızda çiğneme süresi uzun olduğu için tükürük miktarını artırıyor. Bu şekilde koruyucu özelliği var. Aynı zamanda kuru yemiş özellikle fındık, fıstık, badem gibi yağ ihtiva eden kuru yemişler diş yüzeyinde bu içerisinde bulundurduğu yağ diş yüzeyine yapışarak dişleri bakterilere karşı koruyor. Özellikle mesela fındığın, fıstığın bu özelliği var. Evet hocam bu da çok önemli. Bakın bunlara da dikkat edelim. Peki hocam sakız. Çocuklarımız da çiğniyor, yetişkinler de çiğniyor. Evet. Sakız ne kadar hani dişlerimizi koruyor mu? Şimdi şöyle bahsedeyim. Sakızlar hani normalde şekerli sakızlar değil de ksilitol dediğimiz glikoz dışında kullanılan tatlandırıcıyla tatlandırmış sakızlar ağızda tükürük artışını artırdığından dolayı çürümeye karşı dişlerimizi koruyor. Aynı zamanda ksilitolün bakterilere karşı da bir bakterisit yani bakteriyi öldürücü etkisi var ve bundan dolayı ağız içerisindeki bu zararlı bakterileri azalttığından dolayı çürük oluşumuna engellediğinden dolayı iyi bir uygulama. Yani öğün aralarında fırçalanmadığımız zamanlarda sakız kullanabiliriz. Sakız kullanabiliriz. Evet. Hocamızdan izin çıktı değerli seyircilerimiz. Sakız kullanabiliriz. Şekersiz olmasına tabii dikkat edelim. Şekersiz olmasına dikkat edeceğiz. Şekersiz olmasına dikkat edelim. Hocam programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İnanılmaz bilgilerle. Hakikaten öğrenmediklerimiz vardı. Bunları da öğrenmiş olduk. Diş koruyucuları çok önemliymiş değerli seyircilerimiz. Sizden son önerilerinizi alabilir miyiz ekran başındaki seyircilerimiz için? Şimdi ben şunu belirtmek istiyorum.
Diş hekimleri hiçbir zaman korkulacak kişiler değil. Diş hekimleri sizin ağız diş sağlığınızın koruyucularıdır ve 6 ayda bir mutlaka diş hekiminize başvurunuz. Çok teşekkür ederiz hocam bizimle beraber olduğunuz için. Değerli seyircilerimiz, bugünlük programımız da bu kadar. Çocuklarınıza, kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve dişlerinizi 2 dakika, sadece 2 dakika güzel oyunlarla günde 2 defa, bir gündüz bir gece yatarken fırçalamaları için ellerinden geleni yapın. Sizler de bütün anne babalarımızda çok büyük görevler var ama sizlerin de örnek olması gerekiyor. Bu sağlık en önemli. Çünkü diş hastalıkları ilerleyen zamanlarda çok daha büyük hastalıklara da yol açabiliyor. Başka bir çok yaşada belki bu konuyu da işleyebiliriz. Kanal V ekranlarından ayrılmıyorsunuz. Hoşçakalın efendim.